Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Mustafa Serdar Yılmazer, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kardiyoloji doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Uzun yıllardır bu sektörde ve bu kardiyoloji alanında bilgi birikimine sahibim. Yıllar boyunca birçok trafik kazaları veya bulaşıcı hastalıklar en önemli ölüm sebebiydi. Ama artık bu gelişmiş dünya düzeninde şu anda kalp damar hastalıkları ve kanserler maalesef en önemli iki ölüm sebebi. Kalp damar hastalıkları özellikle Türkiye'de ve batılı ülkelerde toplumda en önemli ölüm sebebi. Ortalama %40-%45 oranında yaşlı toplumda en önemli hastalık ve ölüm sebebine yol açıyor. O yüzden bizim için çok önemli. Kardiyoloji kalbin hastalıklarına bakan branştır. Biz kardiyologlar olarak anjiyo, balon, stent, kalp pili ameliyatları, onun dışında hastalarımızın poliklinikte ve yatan servislerde takipleri, özellikle kalp yetersizliği veya kalp kapak hastalıklarının servislerde yatırılarak takipleri, bunların poliklinikten takipleri, ilaçlarının düzenlenmesi işlemlerini yapıyoruz. Kardiyoloji uzun soluklu bir branştır. Bizim hastalıklarımız kroniktir. Bir günde tedavi edilmez. Düzenli takip ve kontrol gerektirir. Ben özellikle kalp pillerini çok seviyorum. 2004 yılından beri kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Özellikle 2008 yılından beri kalp pilleri üzerinde ciddi bir şekilde uzmanlık kazandım. 2008 yılından beri şimdiye kadar toplamda 1000'in üzerinde kalp pili ameliyatı gerçekleştirdim. Kalp pili benim böyle canımın sevdiği, hoşuma giden kardiyolojinin özellikle bir alanıdır. Hastalarımız veya toplum kalbi yalnızca damardan ve kastan veya kapaklardan ibaret olarak düşünüyor ama halbuki kalbin bir de elektrik sistemi vardır. Bu elektrik sistemi kalbin düzenli çalışmasını kontrol eder. Dinlendiğiniz zaman dakikada nabzınızın 60, koşmaya başladığınız zaman veya korku filmi izlediğiniz zaman nabzınızın %120-140'a çıkmasını sağlayan bir ana elektrik sistemi vardır. Bu elektrik sisteminde yaşa veya başka kalp hastalıklarına bağlı bozukluklar olduğu zaman nabızda düşme olabilir. Hastalarımızın dağılımına baktığımız zaman iki ana grupta ayırabiliriz. Bir tanesi daha böyle yaş olarak biraz daha geçkin hastalarımız var. Bunlarda kalbin elektrik sisteminde yaşlanmaya bağlı bozulma olduğu zaman nabızda yavaşlama şikayetiyle geliyorlar. Nabızda yavaşlama şikayeti özellikle efor yapamama, yol yürüyememe veya bayılma veya bayıla yazma şikayetleriyle başvuruyorlar bize. Yaptığımız çeşitli tetkikler sonrasında ki buradaki en önemli tetkiklerimiz elektro ve 24 saatlik ritim holterdir. Ritim holteri bu arada kısaca anlatayım. Bu Walkman gibi bir cihazdır. Hastamıza beline takıyoruz. 24 saat boyunca ritmini kaydediyor. Orada ritimde yavaşlama, kalbin elektrik sisteminde bir bozukluk gördüğümüz zaman bundan sonraki süreçte kalp pili ameliyatı sürecine geçiyoruz. Ameliyat çok ciddi bir ameliyat değil. Tabii ki tıpta yaptığınız her işin bir riski vardır. Biz hiçbir zaman %100 garantiyle hiçbir iş yapmıyoruz. Ama kalp pili ameliyatları genel olarak güvenilir ameliyatlardır. Kalp pili ameliyatında temel mantık hastamızın omuz bölgesinden lokal anesteziyle uyuşturarak bir 5 santimlik deri kesisi yapıyoruz. Pili oraya yerleştiriyoruz deri altına. Pilden 2 tane kablo çıkıyor. Bu 2 kabloyu koldan gelip kalbe doğru giden ana toplar damar vasıtasıyla kalbin içine yerleştiriyoruz. Bunu anjiyo makinesinin altında yapıyoruz. Anjiyo makinesiyle birlikte yapıyoruz. Anjiyo makinesi bize o kabloların yerleştirilmesi için yol gösterici oluyor. Eğer nabızda çok yavaşlama varsa ve kalp pili takmazsak o zaman bayılmalar çok artabilir. Bayılmalar arttığı zaman kafanızı gözünüzü vurabilirsiniz. Ciddi bir travma geçirebilirsiniz. Mesela benim bir hastam yemek pişirirken bayılmış, fırının üstüne kapaklanmış gibi. Bu tür travmalar, özellikle bu ikincil travmalar çok ciddi problemler çıkartıyor. Benim gördüğüm engeller en önemlisi yaş, cinsiyet. Özellikle kadın hastalarda daha fazla görüyoruz nabızda yavaşlamaları. Onun haricinde obezite ve yüksek tansiyon ve tabii ki son sırada sigara en önemli risk faktörleri. Pil şöyle bir cihaz. Ekranda bizi izleyenler de rahatça görebilirler. Bu pilin şu bölgesinden iki tane kabloyu koldan gelip kalbe doğru giden ana toplar damar vasıtasıyla kalbin içine yerleştiriyoruz. Pillerde birkaç çeşit var. Benim bu gösterdiğim pil, şöyle tekrar göstereyim ekrana. Bu pil normal nabızda yavaşlama için kullandığımız pil. Bir de bazı özellikli şok pillerimiz var. Hastalarımız şok pili diyebiliyorlar bunu. İngilizce'de ICD dediğimiz, ICD kelimelerinin kısaltması. Bu piller özellikle
Kalp krizi ve kalp yetersizliği hastalarında ciddi ritim bozukluğu olduğu zaman devreye girecek şekilde programlanan piller. Hani bazen filmlerde görürsünüz, böyle kalp durduğu zaman dışarıdan şok yapılır, hastaya kalbi tekrar çalıştırılır. Bunu içeriden yapan piller, bunlar şok pilleri. Bu hastalarımız da gene uzun süreli kalp yetersizliği olan veya ciddi bir kalp krizi geçirip kalp fonksiyonlarının azalma olan hastalarda uygun gördüklerimizde, aritmi, yani ritim bozukluğu gelişme olasılığını yüksek gördüğümüz hastalarda da bu ameliyatı yapıp bu pili yerleştiriyoruz. Bu hastalarda ani ölümleri korumak için. Pillerin içinde çok yüksek bir teknoloji var. Genel olarak tıp teknolojisi, özellikle kardiyolojik tıp teknolojisi, dünyadaki teknolojik gelişimler her zaman ön ayak olmuştur. En basitinden çok size bir tipik örnek vereyim. Cep telefonlarınızı sağa çevirdiğiniz veya sola çevirdiğinizde ekranınızın dönmesini sağlayan teknoloji kalp pillerinden gelmektedir. Çünkü hastalarımız kalp pillerinin içinde akselerometre dediğimiz hareket algılayıcı vardır. Bu hareket algılayıcı teknolojisi bundan yıllar önce kalp pilleri için geliştirilmiştir. Daha sonra diğer cep telefonu üreticileri kalp pili üreticilerinden bu teknolojiyi satın almışlardır. Ben yıllardır kalp pili ameliyatları yaptığım için hastalarımızın arasında çok çeşitli şehir efsaneleri var. Bu şehir efsanelerinden hastalarımızın kurtulması lazım. Şimdi en başta kalp piliyle yapılmayacaklar nelerdir? Havaalanlarındaki X-ray cihazlarından geçilmesini istemiyoruz. Elektromanyetik etkileşim yapabiliyor. Bütün kalp pili taktığımız hastalara kalp pili kimliği veriyoruz. Avrupa Birliği kimliği. Bununla havaalanında gösterdikleri zaman havaalanındaki güvenlik arkadaşlar da biliyorlar zaten. Tecrübelenmişler, elle arama yapıyorlar. Onun dışında şu anda son 4-5 senedir MR uyumlu piller takıyoruz artık. Eskiden MR'a girilemiyordu ama şu anda bütün kalp pilleriyle, bizim kurumumuzda taktığımız pillerle rahat bir şekilde MR işlemi yapılabiliyor. Cep telefonu kullanamazsın diye çok büyük bir şehir efsanesi var. O tümüyle yalan. Şu andaki yeni jenerasyon bütün pillerimizde rahat bir şekilde cep telefonu, Bluetooth kulaklık, modem gibi cihazlar, telsiz telefon çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Kalp pillerinde teknoloji çok hızlı bir gelişiyor. Benim asistanlık zamanımda piller MR uyumlu değildi. Şu anda MR uyumlu piller takıyoruz. Bundan 5 sene sonra büyük olasılıkla biraz evvel gösterdiğim pilin çok daha küçüğünü ameliyatla yerleştirmeye başlayacağız. Pili bitti, öldü diye bazı hastalarımızın arasında değişik böyle şehir efsaneleri var. Pillerin ömürleri şu anda eski kuşakların ortalama 8 ila 10 seneyken şu anda yeni bizim taktığımız pillerin ömrü 10 ila 15 sene arasında değişmektedir. Ve pil anında bitmez. Burada tabii takipler çok önemlidir. Biz 6 ayda bir hastamızı düzenli takibe çağırıyoruz. Takip çağırdığımız zaman bizim bir cihazımız var. Onunla pille wireless olarak, yani kablosuz bir şekilde haberleşiyoruz. Ve her seferinde pilin kalan ömrüne bakıyoruz. Pil ömrü azalmaya başladığı zaman bize bir uyarı veriyor. Diyor ki benim ömrüm artık bir senenin altına indi. O uyarıyı gördüğümüz zaman hiçbir risk almadan pili değiştiriyoruz. Bundan sonra hastalarımızın çok böyle 2000'li yıllarda, 1990'lı yıllarda pil takılan hastalarımızın pil değişimi vakti geldiği zaman onların pillerini de artık MR uyumlu pillerle değiştiriyoruz. Bence çok belirgin bir dezavantaj yok. Ben yıllardır kalp pili ameliyatı yaptığım için ve birçok kalp pili hastam olduğu için şu ana kadar dezavantajı olan bir hastam olmadı. Yalnızca tek de olabilecek dezavantaj, aletli dalış yapılmasını istemiyoruz. Onun dışında avantaj en başta baygınlığı önlüyor, ani ölümleri önlüyor, kalp krizlerinde belirli noktalarda devreye giriyor. O yüzden şu ana kadar faydası faydasızlığından çok daha fazla. O yüzden pil işleminden ve pil ameliyatlarından korkmamak ve kaçınmamak lazım. Kalp pili ameliyatı dediğimiz zaman hastalarımıza bunu açık kalp ameliyatı diye düşünüyorlar. Ki açık kalp ameliyatları da şu anda çok güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Ama bizim kalp pili ameliyatımız açık kalp ameliyatı değildir. Omuzumuzda 5 santimlik deri kesisiyle yapılmaktadır. Vücut, ciddi bir vücut boşluğuna girilmemektedir. O yüzden genel olarak çok güvenilir bir ameliyattır. Genel kalp sağlığımıza mutlaka dikkat edin. Uzmanlık alanım kalp pilleri ama genel olarak baktığımızda kalp hastalıkları dünyanın en önemli ölüm ve hastalık sebebi. Lütfen düzenli egzersiz yapalım, sigarayı bırakalım, diyete dikkat edelim, liften zengin, karbonhidrattan fakir, beslenmeye gayret edelim. Medok'tan Garcinia Jel, 8'de sağlığı sundu.